Tam 5 yıl önce Adana Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ceza ve ceza muhakemesi hukuku ana bilim dalında öğretim üyesiyken görevimden ihraç edildim. İhracıma gerekçe olarak da benim gazetedeki iktidara muhalif köşe yazılarım gösterildi. Elbette ben bir siyasetçi değilim ve siyaset maksadıyla bu yazıları yazıyor değildim. Benim köşe yazılarımın maksadı da Türkiye'nin hatalı giden ceza hukuku ve insan hakları politikalarını eleştirmek ve iktidarı da bu konuda uyarmaktı tabii. Ama ihraç edilmiş olduk. Yani Türkiye'deki nasıl diyelim ihraç fazlası akademisyenlerden biriyim. 2017 yazında İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan 10 insan hakları aktivistinden de biriyim. Meselenin bu yönüyle ilgili olarak 100 gün süren bir Silivri cezaevi maceram da oldu. Tabii Türkiye'deki insan hakları savunucularının akıbeti zaten artık bütün dünyada biliniyor. Yani neredeyse insan hakları demek suç haline getirildi. Bizim mesleğimizi suç haline getirmelerini tabii ben anlayamadım. Hiçbir zaman da anlayamayacağım. Yani televizyonu açıyorsunuz, büyük bir şeytanlaştırma, işte terörist, efendim vatan haini, ajan, aklına gelen her şeyi söylüyor. Bütün kanallarda bu endoktrinasyona maruz kalınca insan herhalde biraz da kendi, ya ben terörist miyim acaba demeye başlıyor insan. Tabii bir süre sonra akıl egemen oldukça şey aşılıyor. O tıkanıklıklar aşılıyor. Yani bunun bir dönem olduğu, sadece benim başıma gelmediği, Türkiye'de benim gibi düşünen herkesin başına benzer şeylerin geldiği fark ediliyor. Ama tabii zor bir süreç, çok zor bir süreç. Bizi akvaryumdan çıkardılar, okyanusun ortasına attılar ve yaşa bakalım dediler. Yaşayabilen yaşadı, hayatta kalabilen kaldı, hayatta kalamayan da gitti. Yani bu süreçte akıl sağlığını yitiren, psikiyatrik problem yaşayan, sürekli ilaç kullanmak durumunda kalan çok arkadaşım var. Eşim de benim tıp fakültesinde öğretim üyesi, o da enfeksiyon hastalıkları doçenti şu anda. İlk iş ondan boşanmak oldu. Tabii dümenden boşandık, yani muvazalı bir boşanmışım. Böylelikle ilk yaptığım hareketlerden biri, ben muhalifim, benden ötürü eşime de bir şey olmasın. Çünkü benden ötürü, yani şeyleri de duymaya başladı. Karı koca atılan insanlar oldu. Dolayısıyla biraz da hukukçu olmanın verdiği bir refleks herhalde. Yani onu koruman maksadıyla benden ötürü ona da bir şey yaparlar diye. İlk iş gidip boşandık hemen. Şimdi arkadaşlarım esprisini yapıyor bunun. Ya tereyağdan kıl çeker gibi boşandın. Senden şanslısı yok falan diyorlar. eşim de yani yeni arkadaşlarıyla tanıştırırken mesela şey diye tanıştırıyor. Yani işte eski kocam yeni sevgilim falan diye tanıştırıyor böyle. Böyle espriler, ama durup dururken tabii karımdan boşandım. Yani hiç de hesapta olmayan bir şeydi. 2002-2005 yılları arasını hatırlıyorum. Gerçekten Türkiye açısından heyecan veren, insan hakları ve hukuk adına da fantastik diyebileceğim bir dönemi yaşadık. Ben her gün şu kalınlıkta resmi gazete aldığımı hatırlıyorum. Yeni bir ceza kanunu, yeni bir ceza muhakemesi kanunu, yeni bir medeni kanun, yeni bir ticaret kanunu. Bütün yasalarda bir reformist atmosfer izledik. Tabii Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleri devam ediyordu. Ben hatırlıyorum, yani o AB uyum yasaları bir paket ardına paket çıkıyordu. Ve hukuk adına hakikaten son derece heyecan verici bir dönemdi o. Mesela toplantı, gösteri, yürüyüşleri yasasını değiştirdiler ki ben asla değişmez bu Türkiye'de diyordum. Yani fikir özgürlüğü, düşünce ifade özgürlüğü adına en önemli yasalardan biridir insanların sokakta yürüme ve protesto özgürlüğü. Anayasal bir hak bir taraftan, bunu düzenleyen yasa son derece daraltırdı o anayasada geniş olarak belirlenen hakkı. Bu söylediğim dönemde bayağı genişletildi o da. 2006 başlarından itibaren ben insan hakları alanında ileriye doğru atılmış bir adımla karşılaştığımı söyleyemiyorum maalesef. 2010 yılından itibaren artık geriye doğru
atılmaya başlanan adımlarla karşılaştık. Mesela kadın hakları gibi, LGBT hakları gibi alanlarda geriye gidiş başladı. 2016'dan itibaren de zaten koptu gitti süreç. Yani o andan itibaren artık hukuk devletinden çok söz edebilmeye imkanımız kalmadı bence. Seçilmiş padişahlık sistemi olarak görüyorum hala. Yani bir padişahlık sisteminde bile daha büyük hesap verebilme araçları var aslında. Mutlakiyet rejiminde yani. Monarşilerde bile böyle. Kral bile daha çok hesap veriyor aslında. Bize Büyükada'da yaptıkları, Büyükada'da 10 tane insan hakları aktivistini büyük de suçlamalarla, hani işte ajan, vatan haini bilmem ne, böyle şeytanlaştırarak da acayip. Yani ben onu şeyde fark ettim mesela, ilk 25 gün tecritteydim Silivri'de. Yani 13 gün İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde gözaltında kaldık. Sonra 25 günde Silivri'de tecritteydim. Hiç yani avukat mavukat hiçbir şeyle görüşme imkanımız yok. Odada bir tane radyo vardı, tek kanallı. TRT FM'i çekiyordu. Yani artık böyle 30-35. gün. O tek kanallı TRT FM'de 3 saatte bir haber olur. Normalde pop müzik yayını oluyor. Tabii insanın vakit geçirecek başka imkanı olmayınca bu tip ayrıntılarla oldukça ilgilenebiliyorsunuz. O 3 saatlik haber bülteninin birinci haberiydim ben hala. 35 gün sonra. Orada anladım birazcık şeyin, hakkımızda yürütülen kampanyanın, medya kampanyasının büyüklüğünü. 35 gün sonra fark edebildim. Ama yani 100 gün sonra hepimiz serbest kaldık bir anda. Şimdi diyelim ki birisi Sayın Cumhurbaşkanı'na gitti ve dedi ki ya işte vatan hainleri böyle işte toplantı yapıyorlar, teröristler bilmem neler. Şimdi onun öyle olmadığı ortaya çıkmış ki mahkemede bizi serbest bırakmış hepimizi birden. Dönüp normal birisi, ya bir dakika arkadaşlar, siz bana böyle bir bilgilendirme yaptınız ama böyle bir şey yokmuş, bakın boş çıktı, fos çıktı, kof çıktı, dosyanın içinde hiçbir delil yok, bir şey yok demez mi? Demez. Yani ben kendimi hukukla bağlı sayarım düşüncesi olmayınca artık onun arkasından zaten her şey gelebiliyor. Dolayısıyla anayasanın da rafa kalktığı, işte ceza kanununun da kafaya göre uygulandığı, tahliye marketlerin kurulduğu, borsaların oluşturulduğu bir hukuk düzeniyle karşı karşıyayız. Bir hukukçu açısından hakikaten utanç duyuyorum bunu söylerken. Ama bunun özel bir dönem olduğunun gayet iyi farkındayım. Yani bunu birazcık böyle ikinci meşrutiyet dönemiyle kıyaslıyorum ben. O döneme benziyor bizim yaşadığımız. Yani mesela şeyi hep hatırlarım. Türkiye'nin tarihinde bu sürekli tekrarlanan bir pattern bence. Yani geçici bir iyileşme dönemi oluyor, bir reformist atmosfer yaşanıyor. Biz de bu topraklarda yaşayan insanlar olarak bunun böyle kalıcı bir şeye evrileceğini zannediyoruz. Ama sonradan bir hadise oluyor, hop hemen film geriye sarılıyor. Yani doğrusunu söylemek gerekirse şu anda tünelin ucunda bir ışık görmüyorum ben. Henüz görünmüyor ya da. Böyle diyeyim. Ama umut her zaman olmak zorunda. Umudum var geleceğe ilişkin. Özellikle oğluma daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek adına, daha kardeşçe, insanların birbirlerini ötekileştirmediği, şeytanlaştırmadığı, kimsenin kimsenin yaşam tarzıyla ilgilenmediği, İşte nasıl giyindiğiyle, nasıl soyunduğuyla ilgilenilmeyen bir ülke hayalim var hala. Ve bunun peşinde de elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Diyeceksiniz ki bir şey yapabiliyor musun? Pek bir şey yapabildiğimi söyleyemem. Yani bu yazıp çizme, işte televizyona programlar çekme, düşüncelerimi etrafımla paylaşma dışında bir şey yapamıyorum tabii. Bir gün bu topraklarda gerçek anlamda, evrensel anlamda bir hukuk kurgulanabilirse, bunu başarabilirsek bayağı iyi bir ülke oluruz. Aslında bu konuda umudumu muhafaza ediyorum hala ama bizim ömrümüz yetecek mi bilmiyorum. Çabalayacağız ama onu da göreceğiz.